Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Güvenli bölgeyle ilgili ayrıntılarını Mahir Kılıç bize aktarsın. Şimdi Mahir, ne diyorlar güvenli bölgeyle ilgili? Elinde ne tür bir detay var? Evet Hülya, iki maddelik çok kısa bir açıklama yapıldı. Birincisi, Müşterek Hareket Merkezi'nin faaliyeti başlaması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Ama diğer madde ise en önemlisi hiç şüphesiz. O bölgede oluşturulması planlanan, güvenli bölgenin oluşturulması planlandığı bölgede insansız hava araçlarımız, Türkiye'nin insansız hava araçları görev yapmaya başladı. Keşif ve gözlem yapmaya başladı. Oldukça önemli bir adım diyebiliriz. Bu derinlik konusunda bir bilgi verilmedi. Kaç kilometre kadar derinliğe gittikleri ifade edilmiyor. Ancak Türkiye şu an itibariyle Fırat'ın doğusunda insansız hava araçları birlikte keşif ve gözlem yapabiliyor. O bölgedeki hareketliliği, PYD-YPG unsurlarının intikallerini, ağır silahların durumunu net bir şekilde görebilme kabiliyetine artık sahip. Olası bir tehdide karşı, Türkiye'nin olası bir tehdide karşı Türkiye insansız hava araçları sayesinde önceden bunun farkında, bilincinde olabilecek ve o noktada tedbirlerini alabilecek. Çok önemli bir adım dedik. Geçtiğimiz yıllarda Münbiç noktasında ABD'li bir mutabakata varılmıştı. O bölgede ortak devreler gerçekleştirilmişti ancak o zaman bile hava sahası Türkiye'ye açılmamıştı. Bu çok önemli. Bu defa farklı olarak Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin insan hava araçları keşif ve gözlem yapabilecek, istihbarat toplayabilecek, dediğimiz gibi PYD-YPG unsurlarının hareketlerini, intikallerini, ağır silahlarını olası bir tehdit durumunda bunu önceden görüp önlem alabilecek. Fırat'ın doğusu özellikle Şanlıurfa son birkaç gündür hareketli. 5-7 Ağustos tarihlerinde Müşterek Hareket Merkezi'nin kurulması için bir mutabakata varılmıştı. 2 gün önce 6 kişilik bir ABD'li heyet o bölgeye gitti ve Müşterek Hareket Merkezi için çalışmalara başladı. Toplantılar gerçekleştirildi. Dün de altyapı çalışmalarının başlandığı ifade edildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Ancak bugün belki de en önemli adım atıldı, atılmaya başlandı diyebiliriz. Dediğimiz gibi Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye ait insansız hava araçları görev yapmaya başladı. Keşif ve gözlem yapmaya başladı. Dediğimiz gibi derinlik konusunda bir bilgi verilmedi. Ancak Türkiye'nin en baştan beri talebi 30-40 kilometre civarında bir derinliğin oluşturulması. Bugün Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'da köşesine taşımıştı derinlik konusunu. 5 artı 9 artı 4 gibi 3 banttan bahsetmişti. 5 kilometrelik alanda Türk ve ABD askerlerinin ortak devriyesi, 9 kilometrelik ikisi sadece ABD askerlerinin kontrolünü ifade etmişti. ABD tarafından Türkiye bu yönde bir talep, bir teklif iletildiğini ifade etmişti. Ancak derinlik konusunda henüz yüz bir anlaşmaya, bir mutabakata varılmadığını ifade edebiliriz. Dediğimiz gibi çok önemli bir adım Fırat'ın doğusu için. Türkiye'nin güvenliği noktası çok önemli bir adım. An itibariyle Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye ait insansız hava araçları görev icra etmeye başladı. Bakanlıktan yapıldı bu açıklama. Bu şu anlama geliyor: o bölgedeki her türlü hareketlilik, PYD, YPG ya da diğer gruplara ilişkin her türlü hareketlilik, bunun intikalleri, dediğimiz gibi Türkiye'ye karşı olası bir tehdit önceden havadan takip edilecek ve o noktada önlemler alınacak. Müşterek Hareket Merkezi için artık somut adımlar atılıyor dedik. Birkaç gün önce başladı. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler, yeni adımlar bekliyoruz. Birkaç hafta içerisinde de bu merkezin tamamen kurulmasını ve göreve başlamasını bekliyoruz diyelim Hülya. Peki şimdi Mahir Kılıç, ben sana çok teşekkür ediyorum. İnsansız hava araçlarımız göreve başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu. Ben detayları senden aldım işin Ankara kısmına dair ama biraz sahayı konuşalım. Ne olacak bu, ne anlama geliyor? Çetiner Çetin'le. Çetiner merhaba. Merhaba Hülya. Çetiner, bir anlatır mısın? Mesela insansız hava araçlarının göreve başlaması demek ne demek? Hülya, aslında insansız hava uçakları Hatay'dan başlayıp Cizre hattına kadar, hı hı, son 8 yıldır zaten devamlı hareket halindeydi. Tabii bu sefer farklı bir durum söz konusu. Artık ta Cerablus, Elbap'tan başlayan, çünkü biliyorsun bu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birimler olduğu için devamlı havadan bir takip söz konusuydu. Şimdi Fırat'ın doğusunda, onu da belirtelim, bugün saat 14.30 itibariyle İlk görüntü akışları da başlamış oldu. Yani 14.30 itibariyle Fırat'ın doğusunda toplam 160 kilometre hareket alanı olan bir bölgede bugün itibariyle havadan takip yapıldı. Tabii burada önemli olan nokta ne kadar derinliğe inildi. Çünkü daha önce biliyorsunuz yine sahadan, bölgeden, havadan uçuşlarla görüntüler takip edilebiliyordu. Bu seferki farkı, Çetiner, bütün zaten mesele kadar, bütün mesele bu herhalde. Seninle de bugün sabah itibariyle de konuştuk biliyorsun. Yine yazıştık. Bütün mesele senin de söylediğin gibi herhalde derinlik.
Yani ve güvenli bölge diyoruz ama derinlik burada çok belirleyici iki ülke içinde. Tabii. Bu çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı bir alan var. İşte bugün Muharrem Sarıkaya ile de konuştuk. 3 bantlı bir güvenlik alanından bahsediyor. Türkiye direniyor bir anlamda. Oradan bakıldığında da biraz çerçeveyi çizersen çok sevinirim. Şöyle Hülya, tabii bugün itibariyle artık 7 kilometre derinlikte ve 160 kilometre uzunluktaki bir alanda insansız hava uçaklarıyla artık görüntü aktarımı da sağlanmaya başlandı. Hı hı. Daha önce bu bölgeden istihbarat tamamen uydular üzerinden alınan görüntülerle, ki bu çok gecikmeli olabiliyordu, 6 saatte bir aynı noktadan görüntü alınabiliyordu. Şimdi devamlı aynı noktalardan görüntü alımı sağlanacak. Tabii bu arada bir şey daha hatırlatalım, günde ortalama 42 saatlik bir görüntü alınması planlanıyor ilk aşamada. Bu da çok önemli. Bu da şu anlama geliyor. Her İHA'mız havada 8 saat durabiliyorsa birkaç İHA'nın bölgede hareket edeceğini gösteriyor ki farklı alanlarda, farklı bölgelerde bazen de eş zamanlı olarak 2 tane ya da 3 tane İHA'nın bile havada uçacağını görüyoruz. Tabii Türkiye için bundan sonrası daha önemli. Zira operasyonel anlamda Akçakale operasyon merkezi olarak belirlendi. Ama şunu da altını çizelim, ortak koordinasyon merkezi ile operasyon merkezi birbirinden farklı olacak diyor. Çünkü ortak koordinasyon merkezi Amerikan askerleri ve Türk askerlerin birlikte eş güdümlü olarak çalışacağı. Tamam, yani koordinasyonda eş güdümlü çalışacaklar diyorsun ama operasyon merkezi ayrı. Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Akçakale merkezi olmak üzere bir operasyon merkezi oluşturdu. Tamam. Onun dışında Cizre hattına yakın bir noktada gözlem noktası var. Evet. Aynı zamanda Turuş'ta bir operasyon yardımcı bölge koordinasyon ofisi oluşturulmuş durumda. Tabii her koşulda Akçakale hattı. Çünkü burada Arap nüfusunun da yoğun olmasından kaynaklı planlanan şekliyle bu bölgede operasyon hızlandırılacak. Ancak tabii birkaç gündür Amerikan medyasında derinliğe ilişkin bazı haberler yayınlandı ki bunlar genelde Pentagon'a yakın gazetecilerin yayınladığı haberlerdi. Hı hı. Ben de pazartesi günü bununla ilgili bir yazı yayınlamıştım. PKK ile yapılan pazarlıklar, yani Amerika'nın bu anlamda PKK'ya sunduğu teklifler ve PKK'nın terör örgütünü kabul ettiği şekliyle, ancak tabii bunlar tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha öncesinde yapılan, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler öncesinde Amerikalıların PKK'larla yaptığı görüşmeydi. Şimdi cumartesi günü, bu da önemli, Amerika'dan, Pentagon'dan bir heyet Suriye'de olacak ve Kamışlı'da PKK ile PYD ile bir görüşme yapacaklar. Çok, yani bu derinlik meselesi ancak cumartesi pazar günü netlik kazanacak. Onu da belirtmekte fayda var. Peki Çetin Erçetin, çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Şimdi Abdullah Ağar'la konuşalım, terör ve güvenlik uzmanı. Abdullah Bey merhabalar. Teşekkürler Hülya Hanım, saygılar, iyi bayramlar. Çok teşekkür ediyorum, iyi bayramlar size de. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı biz de son dakika olarak veriyoruz. Güvenli bölgeyle ilgili bir mütabakat tamamen sağlandı diyebilir miyiz? Bu insansız hava araçlarımız göreve başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, bunu değerlendireceğiz ama önce böyle sormak istiyorum. Yani biz Amerika ile güvenli bölge mütabakatı diye bir manşeti veriyoruz. Çünkü yapılan açıklama bu. Ama mütabakat tamamen sağlandı diyebilir miyiz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı konularda tutumu katı. Türkiye'de direniyor. Yani güvenli bölgeyle ilgili kullanılan cümleler ne kadar olumlu olursa olsun, Türkiye'nin amacı değil güvenli bölge. Bir araç aslında. Araç. Şimdi bu açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye güvenli bölge meselesine YPG, PKK'nın öncelikli olarak sınırdan ötelenmesi, daha sonrası da Amerika Birleşik Devletleri'nin üretmiş olduğu gerekçelere bağlı olarak veya gerekçelerin ortadan kalkmasıyla ilgası ve dağıtılmasıyla ilgili bir ara form olarak görülüyordu. Evet. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkçası konuya böyle yaklaşmadığını, YPG, PKK'yı orada kalıcı bir unsur olarak bir şekilde var etme konusunda azminin ve kararının değişmediğini görüyoruz. Şimdi bu anlamda hani Türkiye'de yapmış olduğu ve son derece hızla gelişen güvenli bölgeyle ilgili çalışmalarını açıkçası okurken ana fotoğrafta, büyük fotoğrafta buralardan değerlendirmemizin ben doğru olacağını düşünüyorum. Diğer tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri ile son derece gergin ve tıkanmış olan bir ilişki trafiği vardı.
Bu ilişki trafiğinin bir şekilde bir iş birliği olarak kendisini göstermesi açısından değerli, anlamlı ama Türk milli tezine yakın olmadığı da ortada. İşte siz de biraz önce ifade ettiniz. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın işte üretmiş olduğu çalışarak veriler neticesinde şu an açıklanmayan ama açıklandığına yani onun çalışmasından ifadelerle anlayabildiğimiz kadarıyla bir 5 kilometrelik, bir 9 kilometrelik, bir de 4 kilometrelik. Çok önemli aslında. Abdullah, birlikte konuşalım ve değerlendirelim de istiyorum. Sabah saatlerinde, sabah dediğim daha zira sabah saatlerinde yayınlandı yazı ama öğlen saat 13 kuşağında ben Muharrem Sarıkaya ile uzun uzadıya konuştuk gerçekten. İşte evet. Bakıldığında 3 aşamadan bahsediliyor. Amerika tarafından getirilen 3 bantlı güvenlikli bölgenin yapısından bahsediliyor ama tabii ne kadar olası, ne kadar kabul edilebilir? Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenli bölge önerisine bakıldığında, çünkü güvenli bölge konusunda Amerika başka bir şey istiyor, Türkiye başka bir şey istiyor. Amerika'nın ve Türkiye'nin şartlarına bakıldığında farklı. Güvenli bölgenin burada en mevzu, en kritik nokta derinliği. Derinlik konusunda ne kadar anlaşılacak işte ya da nasıl olacak o biraz. Hocam yani. sadece derinlik meselesi değil. Değil evet. Aynı zamanda genişlik meselesi ve denetimin kimde olacağı. En önemli olanı meskun muhaller. Yani örneğin aynalı arabanın statüsü ne olacak? Örneğin Tel Aviv'in statüsü ne olacak? Örneğin Çin'de Suriye askerlerinin yer aldığı rejime dair unsurların yer aldığı Kamışlı'nın statüsü ne olacak? Arada pek çok diğer bölgeler var. Hani irli ufaklı. Yani yüzlerce köy ve mezra var. Şimdi hani taşrayı, kırsal alanları veya sitet mahallelerini bir şekilde hani bu güvenli bölge modeli içerisinde bir yere konumlandırabiliyorsunuz. Ama asıl yani bölgenin temel dayanağı olan meskun mahalleleri nasıl konumlandıracağız ki yani bu Muharrem Bey'in yazmış olduğu yazıda da kendisini gösteriyor ki bu Türkiye açısından son derece kabul edilemez bir şey. Meskun mahallelerde PKK hala var olmaya devam edecek. Bizim Mehmetçiğimiz Amerikalıların belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde ve derinlikler içerisinde bir takım işte kısıtlı inisiyatiflerle devreye açacak. Belki de bunun üzerine aslında bu kabul edilemez olmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama aslında Hulusi Akar'ın mesela verdiği demeç önemli. Diyor ki ya tamam hani müşterek harekat merkezi kurulur. Kurulduktan sonra müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde ilerlemeyi ve Amerikalı müttefiklerimizle beraber hareket etme arzusuyla bunları söylüyoruz. Ama bir amamız var. O da diğer taraftan da ister B ister C planı deyin. Bunlar yürümezse kendi başımıza biz de bu C planını, B planını devreye sokarız. Yani faaliyetlerimiz de bizim olabilir. Yani bir Türkiye bir kere kararlı ve bir direnci de var bu Amerika'nın planlarına karşı. Tabii yani kafalarda o kadar çok soru var ki yani bu süreç ikinci bir Kuzey Irak'la sonuçlanır mı gibi sorular da var. Denetleme kimin elinde olur, harekat ortak olursa ya da. Şimdi şu var. Yani bu önemli bir teori. Türkiye gibi güçlü bir ülke, kadim bir devlet ve orada Amerika Birleşik Devletleri ile bir terör örgütü arasındaki işbirliği. Hani Türkiye çok zor da olsa da çok konuyla ilgili sinirleri gerilmiş olsa da yani sabır göstererek en nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Türkiye'nin tezini kabul eder ve YPG-PKK'dan vazgeçer tarzında temel bir teori var. Şimdi ama bu olmazsa ne olacak? Yani hani bu teori üzerinden hani sabredelim ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ne kadar çok ısrar. Şimdi yani fotoğrafı sanırım yakın zamanda coğrafyada yaşanan gelişmeler ve içerisinde bulunduğumuz 4. nesil savaş ve 4. nesil savaşın nihai hedefleri üzerinden değerlendiriyor olmamızın ben doğru olacağını düşünüyorum. Yani bugün belli ki Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere kıta Avrupası ve bölgesel bir takım aktörler bölgede tekli veya çoklu bir yani Kürt ayrılıkçı zihniyetini kullanarak
devlet veya devletçikler kurma eğilimi içerisinde. Evet. Şimdi bu kime dokunuyor? Bunun, yani şu an Suriye'yi parçalamıştı. Yani fiili olarak parçalamıştı. Irak'taki fotoğrafı hep beraber gördük. Yani Eylül referandumunda. Yani orada hani Amerika çok bir şekilde dedi ki zamanlamaya dikkat et dedi Barzani. Dikkat etmezsen desteğini keserim senden dedi. Ve Barzani bir şekilde referandumu yaparak belki bağımsızlık referandumu ile ilgili belgeyi cebine koymuş oldu ama özellikle Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerdeki bütün şeyini, imtiyazını veya inisiyatifini kaybetti. Şimdi bu anlamda bakıldığında evet, yani coğrafya daha pek çok olaya gebe. Evet. Pek çok sıkıntı var ama burada Türkiye işini sağlam almak istiyor. Yani peki, güvenli bölgeden kastı Türkiye'nin, yani sen PKK'yı kullanacağım diyorsun. Tamam, kullanacaksan kullan ama benim üniter yapıma dokunmayacak, beni yakmayacak bir ateşte uzaklıkla yansın bu ateş diyor Türkiye. Şimdi burada gerilim var işte. Yani bu gerilim Türkiye işte Trump'ın ağzından, aslında bizim ağzımızdan da çok çıkmadı bu cümle. Sonradan biz sahiplendik buna. İşte 20 mil, 32 ila 40, yani Medat Karayolu bir demarkasyon hattı olsun. Şimdi ama bir şey daha söylemem gerek. Şimdi yani eğer bu doğruysa, yani o işte kademeli derinlikler, bunu daha yeni ayın 19'unda işte PKK'nın oradaki Türkiye'de 4 milyon lirayla başına ödül konmuş olan sözde elebaşı zaten bu tezi biz Amerikalılara sunduk diye dillendirdi. Yani böyle de bir gerçek var. Ya bakıldığı zaman hani bugün gündeme gelen ve 19'unda ifade edilen bölge derinliklere ve genişliklere baktığınız zaman birbirine örtüştüğünü görüyorsunuz ve meskun mahallelerdeki statü de birbiriyle tamamen örtüşüyor. Tamam. Şimdi yani böyle bir durum var. Evet. Yani nereye gidecek? Yani bu tamamen, hani daha önce de konuştuk sizinle, bu tamamen Türkiye'nin ortaya koyacağı hassasiyete ve kararlılığa bağlı. Yani şimdi Amerika mı bizim tezimizi kabul edecek, yoksa bizim Amerika'nın tezini kabul edeceğiz, yoksa ortada bir formül mü bulacağız? Aslında hepimiz Trump'ın ortaya koymuş olduğu o tezi kabul edersek, yani ama Amerikalılar Trump'ın tezini kabul etmiyor. Peki. Yani böyle bir durum var. Çok bu durum çetrefilli Abdullah Ağar. Evet, biz uzun uzadıya konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bugün bayram, işte bayramda bitiyor. Yarın zaten normal akışa da dönüyoruz. Gün ortasında belki uzun uzadıya konuşuruz bunu sizinle. Şimdiden ben söz almış olayım sizden. Tekrar iyi bayramlar diyorum ve ben devam edeyim.